İyi akşamlar veya artık günaydın. Bugün size bir saç videosuyla geleceğim. Sıfır malzemeyle saç uzatmak. Sadece bir hareket ile. Bu hareketi uygulamalı olarak göstereceğim birazdan. Gösterdiğim zaman bu kız ruh hastası mı falan diyebilirsiniz. Ama benim uzamayan saçlarımda etki gördüğüm için çok şey deniyorum saçımda gerçekten. Bunda bir etki gördüğüm için size de göstereceğim bu uygulamayı birazdan. Ama dediğim gibi dalga geçmeyin asla. Şöyle bir arkamı dönüp saçımı göstereyim. Yani boş yere dalga geçmeyin. Farkını görmesem size yapın demem. Bu arada benim saçım hani aslında uzadığını şuradan anlayabilirsiniz. Şu kahküldü normalde. Ve çenem, dudağım hizasındaydı. Şu an çenemi bayağı geçmiş. Tabii ben boya olduğu için biraz incelmiş. Ama uzaması benim için önemli olan açıkçası. Uzadıktan sonra kestiririm düz kesim diye düşünüyorum. Neyse hareketimize geçelim bakalım. Dediğim gibi dalga geçmek yok. Deneyin, farkı görün. Ondan sonra linç edin, tamam mı? Çoğu video linç yiyor zaten. Hoşça kalın. Şimdi bu deli ne yapıyor diyecekler. Ama saçı günlük şu şekilde tutup kafa aşağıdayken 5 dakika kadar şöyle dibine masaj, tabi yere bakarken dibine böyle masaj yapmak saçı uzatıyor. Çok fazla tutmayın, beyniniz akmasın, kanınız akmasın da. Bu arada saçı biraz yağlandırıyor, o yüzden duşa yakın yapın bunu. Şöyle 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 böyle diplerine. Evet, bu arada bu kan dolaşımını ne hızlandırıyormuş. İşte akışın yerini değiştiriyor, dolaşımı hızlandırıyor falan. O yüzden saç diplerine etki ediyormuş böyle. Şöyle tutuyoruz yani cadı Sila gibi, Samara gibi. Böyle tutuyoruz 5 dakika. Tüm şeyi bu, esprisi bu. Benim uzamayan saçlarımda her şeyi denediğim için artık bu arada serumlar işe yaramazsa bunu yapın veya ekstra etki için. Ben şu an bunu az yapıyorum, serumları tercih ettiğim için, ama serumlar bitince huy bunu yapacağım. Bu arada serumlar dedim. Ay yine çok dağınık ya. Serumlar dedim. Neler kullandığımı göstereyim. O Evigen Bemix ve Pantene dışında neler kullandığımı göstereyim size bir saç için. Öncelikle şöyle bir yılan yağım var. Aslında düzenli kullansam ben biraz 2 haftada bir falan yaptığım için aslında etkisini daha az görüyorum. Bakın etki görüyorum ama daha az. Bence düzenli kullanma daha, yani her hafta yapılsa daha iyi olur. Öncelikle şöyle bir yılan yağım var. Yılan yağından çok memnunum. Zaten bitmiş, resmen hafif. Bir ara hatta kutusunu atmadım. İçi bitti sandım, öyle hafif. Çok az kalmış. Yılan yağından çok memnunum. Yılan yağını şu gördüğünüz tatlı badem yağıyla karıştırıyorum. Neyse. Tatlı badem yağı. Ben bunu A101'de aldım. Yani her yerde olabilecek bir yağ. O yüzden doğal olması yeterli, işte aktarlardan alın bence. Saçma sapan. Yok 50 lira, yok 60 lira. Öylelerine gerek yok. Şu Madelip de bitmiş, kıyamıyorum. Bir de şu. Hindistan cevizi yağı. Ama %100. Ay tırnağım ne güzel duruyor rengi. %100 saf. Bunun içindekiler kısmı içeriği. Heh. Hindistan cevizi yağı. Sıkım tekniği. Soğuk sıkım tekniği. %100 saf. O yüzden çok çok güzel ve kokusuna da bayılıyorum bunun bu arada ya. Size şeyi de göstereyim. Bunu bence bu videoda göstermem lazım, alakasız şekilde. Renk bu. Yine Bim'de satılıyor ve çok kalıcı bence. Ve 3,5 lira mı 2,5 lira mı ne? Rengini de göstereyim. 004 Pure Nude. Bunu tırnak bakımı mı tırnak uzatma mı videosunda da göstermiştim. Bu çok güzel. Şöyle bırakayım. Bir de son olarak saç çok yıkanmamalıymış uzatma serüveninde. Hani herkes diyor ya, ya çok yıkayınca uzuyor, yok az yıkayınca uzuyor falan. O az yıkayınca uzuyormuş. Ama tabii gidin bitlerini demiyorum. Sadece az yıkayın. Çok rahatsız olursanız, saç şampuanınızda, kuru şampuanınızda yoksa şöyle bir pudrayı en kötü diplerine sürersiniz. Dağıtırsınız. Yağlı görüntüyü alıyor çünkü. Şöyle saç. Aslında saç için bir şey daha vardı bende. Onu sanırım atmışım.
bittiği için saç kremi Bepanthen değil, Pantene'in saç yağı uçların için. O da uçları beslediği için güzel oluyor. Uzama döneminde özellikle kırılmışsa saç daha sağlıklı gösteriyor. Çok fazla dağınık. Onlar için de bence ona da bakın, saç bakım uçları da temiz olmalı ki, uçları da iyi olmalı ki uçtan kırılmasın da dökülmesin. Uç yumuşak olursa, konuşamıyorum asla. Uç yumuşak olursa dökülmesi kırılması da az olacağı için. Şimdi dipten saç uzuyor ama uçtan kırılınca siz uzamadı sanıyorsunuz. O yüzden uçlarına da hani en azından yumuşak olsun, kırılması az olsun. Benim çok fazla saçım beyaza kadar açılmasına rağmen uçlarından az kırılıyor mesela. Tavsiye ederim o yüzden. Burada kapatayım videoyu da. Hoşça kalın.